Ya başına bir şey gelse? Ay hiç söz dinlemiyor bu çocuk hiç. Münevver Hanım, bana söz düşmez ama çocuğun yaşadıkları da hiç kolay değil. Ablası getirmiş, tamamen yabancı bir yere bırakıp gitmiş. Küçücük daha. Söylediklerinin doğru olup olmadığını da bilmiyoruz. Şu test bir an önce sonuçlansa iyi olacak. Benimle alakası yoksa götürür karakola bırakırsın. Evimin içinde hiç tanımadığım, bilmediğim bir çocuk var. Sorumluluğunu alamam. Ayrıca zaten Pakize'nin olsa çoktan gelir alırdı. Baksana kaç gün oldu. Sen bir iz buldun mu ondan? Ben de sizi bunun için rahatsız etmiştim. Bir gelişme mi var yoksa? Yeni biriyle anlaştım Münevver Hanım. Adı Remzi. Emekli bir polis. Aman iyi araştır. Yani önce seceresini dökmek lazım. Aile işlerimize bulaştıracağımız kişinin güvenilir olması lazım. Biliyorsun. Biliyorum Münevver Hanım. Zaten sadece Pakize'yi araştıracak. Bizimle hiçbir alakası olmayacak. Ama yine de iyice emin ol. Bu ikimiz için de önemli. Siz hiç merak etmeyin. Ben en ufak ayrıntısına kadar inceledim. Adamın uzmanlığı bu tür kayıp vakaları zaten. İşinde de çok başarılı. Ben kızınızı bulacağına eminim. Yalnız... Yalnız ne? Bakkalın oradaki yokuşta oturuyoruz bilgisiyle bir yere varmamız mümkün değil. Bunu ben de biliyorum Halil. Biliyorum da kızın ağzından başka bir laf alamadık ki. Eğer müsaadeniz olursa bir de ben konuşayım. Belki dışı dokunur bir şey söyler de yolumuz açılır. Müsaade senin. Kim bilir belki sen ağzından laf alırsın. Tamam. Ben müsaadenizi isteyeyim. Hadi güzel kızım. Kurban oldum güzel kızım benim. Ne olur bir iki lokma bir şey ye. Bak rengin benzin soldu açlıktan. Hadi. Yemeyeceğim. Ablam gelene kadar aç kalacağım ben. Oo, afiyet olsun küçük hanım. Yemiyorum ki, küstüm hanımıma. Hı. Aynı Pınar ablası gibi. Değil mi Suzan teyzesi? Nasıl yani? Pınar ablan da küçükken bana küstüğünde ağzına bir lokma bir şey koymazdı. Pınar abla da mı küçüktü? Küçüktü tabii ya. Senin kadardı. Ben onu hep abla sanıyordum. O da mı küserdi? Ben çok acıktım. Seninle bir şeyler yiyebilir miyim? Küstüm dedim ya. Anladım. Pınar ablan küstüğünde ben ne yapardım biliyor musun? Şöyle ekmeği alırdım. Böyle güzelce bal sürerdim. O da hiç dayanamazdı. Çünkü balı çok sever. Belki sen de seviyorsun. Ay, inşallah Halil çocuğu konuşur da bir şeyler öğrenir bari. Ablam gelene kadar aç kalacağım ben. Belki ablanın işi çıkmıştır. O yüzden gelemiyor olabilir. Mine, biliyor musun? Ben ablanla ikinizin kavuşmasını çok istiyorum. Kavuşmak ne demek? İkinizi tekrar bir araya getirmek demek. Ya gerçekten mi? Gerçekten tabii ya. Ama ablan geldiğinde seni böyle zayıflamış görürse çok üzülür. Ben sana diyeyim. Aferin sana. Bak sana bir şey söyleyeceğim şimdi. Eğer bana ablanı nerede bulabileceğimi söylersen belki ablanı bulup sana getirebilirim. İster misin? İsterim. Tamam o zaman. Şimdi söyle bakalım. Eski evinizle ilgili başka bir şey hatırlıyor musun? Çünkü ben oraya gidip eğer ablan oradaysa hemen onu alıp sana getirebilirim. Bir tane bakkal var ya, yanında yokuş var. İşte orası. Tamam. Başka? Başka hatırlamıyorum. Sen denizin üstündeki o büyük köprüleri biliyor musun? Evet. Buraya gelirken onlardan geçtiniz mi? Hatırlamıyorum. Çok uykum vardı o zaman. Ablan gezmeye seni nereye götürüyordu? Parklara gidiyor muydun? Götürürdü. Annem de hasta olmadan önce götürüyordu beni. Ne güzel. Peki nasıl parklara gidiyordunuz? Bana biraz anlatır mısın? Salıncak vardı, kaydırak vardı. Tamam, başka? Etrafta ne vardı?
Bilmiyorum. İstanbul çok büyük bir şehir, değil mi? Koskocaman. Ben de ilk gördüğümde öyle demiştim. Koskocaman, büsbüyük demiştim. Siz buraya nereden geldiniz peki? Hani bakkalının yanındaki yokuştaki ev İstanbul'da değil mi? Biz burada yaşamıyorduk ki, yeni geldik. Evimiz Bolu'da. Aferin sana. Mine, biliyor musun? Sen çok akıllı, çok tatlı bir kızsın. Bir fotoğrafını çekebilir miyim? Ya, neden? Çünkü Pınar ablana göstereceğim. Olur. Tamam o zaman, bir saniye. Hı, oldu. Şimdi önce seni bir tek çekeyim. Bakalım güzel çekiyor mu? Bak bakalım. Çok güzel. Evet, şimdi de ikimiz çekelim. Hı. Gülümse. İşte bu. Bak bakalım. Çok güzel. Bence de. Şimdi bunu hemen Pınar ablana gönderelim. Ballı ekmeği görmüş mü? Demek buraya Bolu'dan gelmişler. Siz de duydunuz. Sen çocuğun yanına git. Olur amma. Eğer Pakize Bolu'daysa elimizde koymuş gibi bulduk demektir Münevver Hanım. Ah, şükürler olsun. Peki şimdi ne yapacağız Halil? Şimdi ben bu bilgileri Remzi'ye ileteceğim. Araştırma Bolu'da başlayacak. Hepsi bu Remzi Bey. Maalesef elimdekiler bu kadar. Durumun farkındayım. Başlangıç için yeter umarım. Siz hiç merak etmeyin. En azından nereden başlayacağımızı biliyoruz. Ben şimdi oradaki arkadaşlarımı da arayacağım. Birkaç güne buluruz. İnşallah Remzi Bey, çok sağ olun. Sizden haber bekleyeceğim. Ben hemen çalışmalara başlıyorum. İyi günler. İyi günler.